Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri serimizin yepyeni bir bölümüyle kulaklarınızdayız. Bugün okulumuz Koç Üniversitesi 2005 yılı işletme mezunu Alp Köksal ile birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Alp Bey, bu yoğun günlerde bizleri kırmadınız, buradasınız. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir davet için. Her zaman üniversitemle birlikte olmaya elimden geldiğince gayret ediyorum. Eski günlere gitmek biz mezunları çok mutlu ediyor. Bugün de aslında sizlerin de belirttiği üzere tabiri caizse eski günler, günümüz ve gelecekte bir yolculuğa çıkmaya çalışacağız bu sohbet içerisinde. Konuğumuz sizler olunca ve günümüzün herkesin evlerinde COVID-19 sebebiyle mahsur kaldığı zamanları düşündüğümüzde bence bu yayın ayrı bir öneme ve heyecana konu oluyor. Çünkü sizler Khan Academy Türkiye Direktörü olarak aslında hem bir sosyal girişimci hem de diğer rolleriniz ve üstünüze giydiğiniz gömlekleri de düşündüğümüzde bence bir aktivistsiniz desem herhalde yanılıyor olmam diye düşünüyorum. Alp Köksal kimdir diye soracak olsam, Koç Üniversitesi yıllarınız öncesi göz önüne alındığında hayatınızdaki hangi köşe taşlarından bahsetmek isterdiniz? Şimdi geriye saracak olursak kaseti, soruna cevap vermek için üniversiteden önce belki benim hayatımdaki önemli bir kırılma noktası şu olabilir. Biraz eğitim bakış açısından tabii ben bunu anlatacağım ister istemez. Ben Anadolu Lisesi'nde devlet okulunda bir öğrenciydim. Ta ki lise sona kadar. Lise sonda üniversite sınavı denen o olgu bana o kadar korkunç geldi ki sanırım birçoğumuz aynı durumu yaşadık. Yurt dışında doğru dürüst İngilizce bile bilmeden Amerika'ya gidip de öğrenci olmak sanki daha kolaydı. Bir maceraya çıktım. 17 yaşına bastığım gün değişim öğrencisi olarak Amerika'da liseye devam ettim. Tabii o günlerde internet falan da bugünkü kadar güçlü olmadığı için yani tam bir macera. Böyle filmlerde işte New York'u falan görüyoruz, Kaliforniya'yı görüyoruz. Ohio'nun köyünü pek sık görmüyoruz. Kendimi ilginç bir yerde buldum böyle. Bir çiftlik evi, inekler falan var etrafta. Belki de hayatımdaki kırılma noktası farklı bir ülkede öğrenci olarak eğitimi deneyimleyip burada gayet sıradan, normal, ne iyi ne kötü bir öğrenciyken Amerika'da gittiğim kasabada liseyi birinci olarak bitirmem oldu. Sonrasında üniversiteye de orada devam ettim. Ve böylece hem üniversiteyi hem liseyi Türkiye'de ve yurt dışında, Amerika olması önemli değil, burada farklı bir deneyim olması bence önemli. Deneyimleme şansım olunca eğitim üzerine biraz kafa yormaya o yıllarda başladım. Sonrasında iyi bir öğrenci oldum. 2001 ekonomik krizi döneminde ailemin yanında, ülkemde olmak daha doğru geldi. Ve Türkiye'ye geri döndüm. Koç Üniversitesi'ne bu şekilde girmiş oldum. Ve sanırım hayatımın en güzel yılları diyebileceğim Koç Üniversitesi'nde işte 2005 Ocak mezunuyum. 3 sene kadar güzel bir deneyimim oldu. Ama sonrasında da yüksek lisans doktora devam etmiş olsam da tekrar etmek istiyorum. Hiçbir zaman, bunu da bütün öğrenci arkadaşlara söylüyorum, lisans dönemindeki deneyim aynısı olmuyor. Farklı bir şey oluyor. Toparlayayım soruyu. Belki de yurt dışına bir öğrenci olarak gidip biraz orada deneyimleyip biraz daha kültürler arası bir bakış açısına sahip olup buraya geri geldiğimde Koç Üniversitesi'nin de ben Türkiye'deki eğitime yaklaşımı olarak ya da sunduğu imkanlar olarak Amerikan sistemine daha yakın bir üniversite olduğunu ve birçok Amerikan okulundan da daha iyi bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Güzel bir deneyime zemin hazırlamış oldu bu macera. Yani aslında sizleri dinlediğimde kulağıma gelen en net şey sizler konfor alanınızdan çıkmayı, tekrardan kendinizi bulmayı deneyimleme fırsatı elde etmişsiniz. O konfor alanları değişiminde birden kendinizi Koç Üniversitesi'nde bulduğunuzda önünüzdeki üniversite yolculuğu için kafanızda ne gibi hedefler ve istekler vardı? Şimdi bu başlıklardan birkaç örnek verebileceğimi düşünüyorum. Ama öncesinde biraz önceki tespitler büyük oranda doğru veya benzetmeler. Belki şunu ekleyebilirim. Neden gittiğim yere geri döndüğümün cevabını ben de kendime soruyorum. Hala da zaman zaman bunu sorguluyorum. Ve belki de eğitimci bakış açısından şunu söyleyebilirim bir açıklama olarak. Bu deneyim bana başarının
sistemsel faktörler tarafından tanımlandığını gösterdi. Ve burada belki de herhangi bir yerde iyi bir öğrenci başka bir yerde kötü bir öğrenci olabiliyor. Ya da iyi bir deneyime sahip olduğunda bu pozitif teşvik eğitimde çok önemli bir yere sahip, bizi çok daha farklı başarılara taşıyabiliyor. Ben başarılı olarak görmüyorum, bunu demek istemiyorum. Ama benim yurt dışı deneyimim hem kendime güvenim açısından hem de Koç Üniversitesi'ne gelip de böyle zor, yani bilmiyorum, iddialı bir okulda devam edebilmek açısından bana bir motivasyon sağladı. Ve o günden sonra da genelde iyi bir öğrenci oldum diyebilirim. Şimdi okul yıllarına dönecek olursak, biraz bu eğitim kısmının dışına çıkalım ve benim açıkçası okulla ilgili, üniversiteyle ilgili aklımda kalan şeylerin birçoğu dersin dışındaki aktiviteler. Çünkü Koç Üniversitesi dediğimizde benim hala aklıma, ben yurtta kalıyordum. Benim aklıma özellikle de yurtlardaki işte gece o sessizliğin, ormanla çevrelenmiş kampüsün içinde işte Cici'ye gitmek, öğrenci merkezine gitmek, hep öyle anılar gelir. Ve üniversitedeki dostlukların da hala devam etmesi belki de o yılların bizim için ne kadar değerli olduğunu somut bir göstergesidir. Üniversite deneyimini, benim şahsi görüşüm, en önemli yanı ister A al, ister B al. Yani sınıfta kalmak ayrı bir konu ama nottan çok daha önemlisi orada yaşanan ve ders dışı deneyimdir. Oradaki bağlantılar, networking, arkadaşlıklar ve iş anlamında, gelecek anlamında bir yatırım olmasa bile oradaki sosyal aktivitelerde insanlar derste öğrendiği kadar, en az derste öğrendiği kadar şey öğreniyor diye düşünüyorum. Ben kendi zamanımda ders dışı aktivitelerde kendi çapımda aktif olmaya gayret ettim. Şu anda yaptığım işle bir alakası olmasa da o yıllarda epeyce işte müzik, radyo, medya kulübü gibi alanlarda aktif faaliyet göstermiştim. Hala da işin o kısmı beni üniversite anılarıyla ilgili daha çok heyecanlandırıyor. Şimdi üniversite anılarınıza geldiğimizde bu seri içerisinde her mezunumuza sorduğumuz birazcık daha ciddiyetten uzak, kısa cevaplar beklediğimiz sorularla karşınızda olacağım. Koç Üniversitesi yıllarınızı hatırladığınızda en çok şurada vakit geçirmişimdir herhalde dediğiniz lokasyon neresiydi acaba Alp, hatırlıyor musunuz? Vallahi herhalde işte öğrenci merkezinde, o Cici'nin olduğu katta. Bizim zamanımızda altta yemekhane, ortada Cici, üstte Suzy's vardı. Orta kat, orta kantin bizim mekanımızdı. Ki o da çok ilginçtir mesela. Bizler şu an öğrenci merkezini Ömer olarak bilmekteyiz. Sanıyorum bir 5-6 yıl kadardır böyle biliniyor. Ama bu programı tasarlarken arkadaşlarımızla Onur bizlere hep, bu arada eski mezunlar aslında oraya Cici derler, sizler de bu kayıtları yaparken göreceksinizdir diyordu. İlk defa şu an karşılaşıyor oluyorum. Aktif öğrencilerimiz şu an bunu dinlerken benle aynı şaşkınlığı eminim paylaşıyorlardır. Ders planlamayla alakalı bir soru soracağım. Sizler derslerinizi planlarken, haftalık programı, tüm derslerinizi peş peşe almaya gayret gösterip bazı günleri boşaltma taraftarı bir profil miydiniz? Yoksa olabildiğince yayvan bir şekilde derslerimi aralıklı alayım ve dersten derse koşturmaktansa o aralıklarda okulda daha fazla bulunmam gerekse de birazcık daha nefes alayım tadında bir ders planınız mı oluyordu genelde? Valla ben dolaylı yoldan boşaltmaya çalışıyordum. Genelde her gün dersim oluyordu. Düşündüğümde yani sanırım haftanın bir kısmını boş bırakmayı başaramadım hiçbir zaman. Fakat bazı dersleri öğleden sonra, bazı dersleri sabah almak daha iyi oluyordu. Ben planımı ona göre yapıyordum. Sabah derslerini açıkçası çok sevmem. Eğer mümkünse sabah yurtta kaldığım için biraz daha geç kalkabilecek şekilde programı yapmaya çalışıyordum. Sıradaki sorum okul kulüpleri alakadar olacak. Ders dışı yolculukta şu okul kulüpleri favori kulüplerimdi, çok fazla emek harcadım ya da hiç bulunmadım ama geriye dönüp baktığında keşke bulunsaydım, daha fazla vakit harcasaydım diyorum dediğiniz kulüpler mevcut mu acaba? Ben müzik kulübünün kurucusuyum. Onun için müzik kulübünde üniversitede bulunduğum süre boyunca işte hem başkanlık hem farklı görevlerde oldukça aktif rol aldım. O zaman bir okul grubumuz vardı. Herhalde şu anda da vardır diye tahmin ediyorum. İşte Ankara'ya yarışmalara gittik filan, böyle şeylerimiz olmuştu. Müzik kulübü o zaman tabii parti diye bir kavram da vardı. Bilmiyorum şu anda durum nasıl.
ama işte içecek satışı yapılan partiler değil, üstü kapalı olarak. Bu gibi etkinlikler her kulübün her dönem belki bir kere yapma şansı elde ettiği ama hem bir gelir kaynağı hem de tabii ki eğlenceli ortamlardı. Bunun dışında Radyo Koç'ta görev aldım ve yine müzikle bağlantılı olarak radyonun farklı dönemlerine şahitlik ettim diyebilirim. Mezun olmadan önce yani son sene gibi hatırlıyorum emin de değilim ama medya kulübü yeni kuruluyordu. Yani radyoyu da medya kulübü çatısı altına alarak bir yapılanmaya gittik. Orada da biraz rol almışlığım var. Gördüğün gibi daha çok yani ders dışı kulüp aktivitelerinde yer almayı tercih ettim. Bundan da mutluyum. Çünkü bu dersi başka bir şekilde dengelemek için, üniversite deneyimini çok yönlü yapmak için bence önemli bir fırsat. Çünkü dersten çıkıp dersle ilgili bir kulüp aktivitesine gitmek benim bakış açımdan üniversite deneyimini biraz monotonlaştırıyor. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda belki de iş hayatı açısından bunu düşünürsek biraz daha networking'e de el verecek. Ben işletme mezunuyum. Pazarlama kulübüne, marketing kulübü üyeydim. Ama hiçbir zaman işletme kulübüne ya da ekonomi kulübüne üye olmadım. Belki oralarda da sonrasını düşünerek yer alsam kötü olmazmış diye söyleyebilirim genç arkadaşlara. Peki Alp Bey, bu başlıktaki son sorumu yönelteceğim şimdi sizlere. Kampüse ne kadar sıklıkla uğrama fırsatınız oluyor bilmiyorum ama şu an bir imkan oldu ve sizleri Koç'a ışınladık veya bu kaydı aramızda bilgisayarlar internet aracılığıyla gerçekleştirmiyoruz da okulumuzda gerçekleştiriyoruz. Ya şurayı görmeden de okuldan gitmeyeyim. Sonrasında çok özlemişimdir diyorum. Dediğiniz bir yer var mı? İlk nereye gitmek isterdiniz okula gitsek? Herhalde ilk işte o şimdi adını da söylemek zor. Öğrenci merkezi ile Henry Ford'un arasındaki yeşil alana bakan merdivenlerde, o tribün gibi yerlerde oturmayı isterdim. Oradan o ormana doğru bakan manzara bana her zaman okulu anımsatıyor. Bunun dışında şu anda odada kalan arkadaş pek mutlu olmayacaktır ama J211 benim 3 sene kaldığım yurt odamı da ziyaret etmeyi isterdim öyle bir şansım olsa. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Koç İşletme Bölümü mezunusunuz. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunusunuz ve özellikle marketing odaklı da birçok ders almışsınız sanıyorum. İnternette sizler adına bazı bilgilere bakarken bunu çokça gördüm. Nitekim şurası çok ilginçtir. İşletme fakültesinden mezun olmanız ardından direksiyonu bir siyaset bilimi öğrencisi olma yoluna, orada uzmanlaşmaya Boğaziçi Üniversitesi'ne kırıyorsunuz. Ve ilk başta dedim ki belki de orada farklı bir nosyon ekleme arzusu vardı Alp Bey'in. Ama sizler durmuyorsunuz. Avrupa Birliği araştırmaları üzerine yaptığınız master'ın ardından bu konularda daha da derinleşmek adına uluslararası ilişkilerde bir doktoraya başvuruyorsunuz. Oradaki değişim sizler için, yani 2005 yılına gittiğinizde önünüzde tabii ki her üniversite mezununun mezuniyet senesinde vermek durumunda kaldığı bazı kararlar ve bu kararların ilerleyeceği yollar mevcut. Sizler o yol ayrımında ne gibi bir düşünce halindeydiniz ki takip etmiş bulunduğunuz yolu takip ettiniz? Ben üniversiteden sonra ara vermeden yüksek lisansa devam etmeyi tercih ettim. Biliyorum ki özellikle işletme fakültesinde birçok arkadaşım önce biraz iş deneyimi edinip üstüne sıklıkla MBA ya da farklı alanlarda yüksek lisansa devam ettiler. Bu da çok mantıklı bir yaklaşım. Ama ben hiçbir zaman gerçekten klasik bir işletme fakültesi mezunu olarak çok uluslu bir şirkete girmeliyim, burada kariyerime erken başlamalıyım gibi bir iddiada olmadım. Biraz daha deneyimimi arttırmak, belki farklı bir bakış açısıyla daha çok yönlü bir bakış açısı kazanmak amacıyla tam da üstüne bastığın gibi işletmenin üzerine sosyal bilimlerde biraz daha farklı alanları deneyimlemeyi arzu ettim. Yüksek lisans bittiğinde açık konuşmak gerekirse doktoraya devam etmek gibi bir planım da yoktu. Yani yüksek lisansı bitiririm, ondan sonra mümkünse belki non-profit bir işte, kar amacı gütmeyen bir işte çalışırım diye bir planım vardı. Ama yüksek lisanstaki öğrencilik deneyimi veya konulardan sonra diyeyim kendimi doktora yolunda, akademik bir yolda buldum. Ve doktorayı da bitirdikten sonra belki o zaman hedeflediğim akademiyle iş dünyasının
orta noktasında bir yerde görev alabilirim diye düşünüyordum. Üniversitede kalmak gibi bir hedefim de yoktu. Fakat üniversite deneyimini mümkün olduğunca uzun yaşamayı planladım. Ve açıkçası çoğu arkadaşım demin de dediğim gibi işletme üstüne MBA ya da aynı alanda eğitim alarak belki çok iyi fark yaratabilir duruma geldiler. Ben biraz daha bu işi yataya götürmeyi ve sosyal bilimlerde farklı alanları deneyimlemeyi tercih ettim. Bunun bakış açısı açısından özellikle de bugün sivil toplumda çalışan birine yararlı olduğuna inanıyorum. Hal böyle olunca aslında sizler bir üniversite çatısı altında öğrenci kimliğiyle, yani burada doktora dönemini de öğrenci kimliğinin içine dahil ederek soruyorum, uzunca bir vakit geçirmişsiniz. Ardından o çatıdan dışarı çıktığınız ilk anda artık kafanızda ne vardı? Çünkü farklı alanlardan bilgi sahibi olacak bir deneyimi çantasına koymuş. Bir yandan da bazı alanlarda daha derinlikli bilgileri yıllarca edinmek için farklı üniversitelerde, Koç ve Boğaziçi gibi iki büyük isimde büyük bir emek harcıyorsunuz. Sonrasında bu üniversitelerin kampüsünden dışarıya attığınız ilk adımda o sırada emin miydiniz? Ben eğitimi geliştirmek ve günümüz standartlarına adapte edebilmek adına çalışan, emek harcayan bir insan olacağım diye. Yoksa başka bir düşünce haliniz mi vardı? Vallahi hiçbir zaman emin değildim. Hep böyle kariyerinde attığı adımlarda emin olan bir insan olmayı istedim. Ama işin aslı bazı noktalarda risk almak gerekiyor. Ya da işte bir SWOT yapıp da acaba bunun getirisi ne olur, nereye gider diye ufak bir düşünme sürecinden sonra kendimi bu sefer bir startup'ta buldum. Fakat orada tabii ilginç bir geçiş oldu benim açımdan. Eğitimci olarak artık akademik yolda üniversitede görev almış, üniversitede de çalıştığım bir dönemde eğitimin farklı bir alanında daha fazla etki yaratabileceğime inandım. Ne yazık ki zaman zaman akademinin gerçek hayattan biraz daha kopuk ya da birkaç sene daha geriden geldiğine şahit oluyoruz. Benzer bir şekilde belki iş dünyasında özellikle de işte for profit, kar amacı güden kurumlarda sosyal sorumluluk, sosyal fayda adına yapılan işlerinde çoğu zaman kurumsal sosyal sorumlulukla reklam çizgisini tam iyi tutturamadığını görüyoruz. Ben eğitimin hızla değiştiği, dijitalleştiği ve belki de son 200-300 yıldır ilk defa bu kadar büyük bir değişime gebe olduğunu düşündüğüm bir dönemde eğitimci olarak üniversitede hocalıktan ya da üniversite dışında bir rolden daha fazla etki yaratabileceğine inandığım bir startup'a girdim. Burada startup olması da ayrı bir deneyim kattı tabii ki. Belki de Khan Academy başarılı olmayacaktı. Ama işler kötü gitmedi, iyi gitti. Khan Academy olarak da yine eğitim, akademi, iş dünyası ve sivil toplumu belki de birleştiren bir noktada istediğim ideal bir noktada çalışmaya başladım ve devam ettim diyebilirim. Bilmiyorum sorun cevabı oldu mu? Kesinlikle oldu Alp Bey. Khan Academy benzeri diğer birçok platformun bu öğrenme deneyimini demokratikleştirdiği ve herkese açık ulaşabilir hale getirdiği aşikar. Ve sizlerin de hayatınızın bu bölümü aslına bakacak olursanız benim de sizle konuşmayı en heyecanla beklediğim kısım. Çünkü sadece bugünlerde bu konunun ne kadar önem arz ettiğini tekrardan hatırlamıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda son 10, 15, 20 yıldır gerek Birleşmiş Milletler'de gerek diğer birçok ülke içi ve dışı kurumda eğitim başlığı dünyanın karşısında duran en büyük mücadelelerden bir tanesi ve herkesin de dediği tek bir şey var. Eğitimde kazanan insanlar hayatlarını kurtaracaklar. Eğitimde kazanan insanlar arttıkça ülkeler daha da ayaklanacak. Ülkeler ayaklandıkça dünyadaki sorunlar azalacak. Bu noktada ben eğitimi büyük bir domino taşı silsilesinin belki de ilk etabı olarak görüyorum. Tabii ki bunlar benim nacizane görüşlerim. Burada size ilk başta daha geniş bir eğitim alakadar soru sorarak başlamak isterim. Sonrasında birazcık daha detaylı sorular sormaya çalışacağım. Tabii ki. Konuyla alakalı ilgim ve bilgim yettiğince diyeyim. İlk başta Alp Bey, Khan Academy
Ve tabii ki de benzeri diğer kuruluşlar. Dünyada bu değişim için ne ifade etmekte? Şimdi teknolojinin hayatımızın her alanını değiştirdiği, günlük hayatımızı değiştirdiği bir dönemden geçtik biz. Belki şöyle bir background vermem hızlıca daha anlamlı olabilir. Ben ilginç bir dönemde öğrencilik yaptım. İlkokuldayken daha okulumuzda bilgisayar diye bir şey yoktu. Yani icat edilmişti ama okulda ya da evde bir öğrencinin bilgisayara erişimi olması çok zordu. Ortaokuldayken daha hala internet yoktu. Liseye geldiğimizde daha cep telefonumuz yoktu. Üniversite yıllarında bu üç teknolojinin, üç aracın da hayatımıza bir anda girmesiyle tabii ki çok önemli bir değişim oldu. Çünkü artık bilgiye ulaşmak için sadece sınıfta oturmaya gerek yoktu. Bir başka deyişle bilginin özgürleştiği bir ortamda klasik eğitim modeli de artık sınıfta oturup bilgi aktarımıyla öğrenen öğrencilerin yerine gelecekteki çok yönlü meslekler için belki de robotlaşma, makineleşme, yapay zekayı konuşuyorken artık tek düze yeteneklere odaklanan bir eğitim anlayışı yerine bizim becerilere odaklanan, çok yönlülüğe odaklanan bir eğitim modeline doğru evrildiğimize inanıyorum. Bu kadar büyük bir değişimin yaşandığı dönemde özellikle de eğitim teknolojilerinin bilgiyi herkes için erişilebilir kıldığı bir dönemde ben Khan Academy ya da diğer online eğitim platformlarının birincisi tam da üstüne bastığın gibi bilginin demokratikleşmesi, öğrenmenin herkese ulaşmaya başlaması. Bu arada özellikle öğrenme diyorum, eğitim demiyorum. Çünkü benim her ne kadar bir dijital platformun temsilcisi olsam da yaklaşımım eğitimin her zaman insan ayağı güçlü olmalı. Etkileşim, sınıf ortamı bize sadece bilgi aktarımı değil, çok daha fazla imkan sunuyor ve önemli. Yani bir okulun yerine geçmek gibi bir iddiası yok Khan Academy'nin. Tam tersi, biz okuldaki deneyimi, bilgi aktarımı, öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirerek biraz daha insan odaklı evrilmesine yardımcı olmaya çalışan, sistemi içeriden disrupt etmeye çalışan bir kurumuz. İşte böyle bir değişim yaşanıyorken de ben Khan Academy'nin özellikle de ücretsiz olması sebebiyle tüm dünyada bugün 41 dilde 190 ülkede bu değişime aracılık eden bir temsilci olduğuna inanıyorum. Bu temsilcilik süreci alakadar merak ettiğim bir başka konu da TED Talk'unuzu izlerken orada da bahsettiğinizi gördüm. 2012 yılında Khan Academy'nin Türkiye atılımı bu platformun da aynı zamanda ilk Amerika Birleşik Devletleri dışındaki atılımı olarak vücut buluyor değil mi? Evet doğru. Orada bu denli ulaşılabilir. Yani şu an dünyanın birçok noktasında bilinen bir platform tabii. 2012 yılında ne haldeydi sizler kesinlikle şimdi çok daha iyi aktaracaksınızdır ama ilk başta bu atılımın Türkiye'ye olmasının özellikle belli bir sebebi var mıydı acaba? Girişimin bizden gelmiş olması belki bunun olmasını sağladı. Yani bu Khan Academy'nin merkezden Salman Kağan'ın ilk ülke ofisimiz Türkiye olmalı değil, bizim Türkiye olarak biz bu işi Türkiye'de yapmak istiyoruz diye başvurmamızdan dolayı olabilir. Bu arada ben bu startup'ın yöneticiliğini belki görünen tarafını, yüzü olmayı üstlenen kişi olsam da burada bir ekip başarısı var ve bu anlattığım her şey benim kişisel bir başarım değil, bir ekibin başarısıdır. STFA grubu bu işin Türkiye'deki finansmanını sağlayan gruptur. 82 yıllık eski bir Türk şirketi STFA. Ben aynı zamanda STFA Eğitim Vakfı'nın yöneticisi olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve burada hep birlikte Khan Academy'nin kapısını çalıp da biz Türkiye'de online eğitimin geleceğinin çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Çünkü her şeyden önce 25 milyon genç insan var, 20 milyon öğrenci var. İstatistiklere baktığımızda cep telefonu kullanımı, akıllı telefon kullanımı ya da internet bağlantısı oldukça yüksek çoğu ülkeye göre. Ve aynı şekilde çoğu ülkenin sahip olmadığı bir avantaja da sahibiz. Sosyaliz, paylaşmayı seviyoruz. Bu eğitim adına önemli bir şey. Ve cep telefonlarının ya da kullandığımız teknolojilerin sadece sözün gelimi sosyal medya ya da farklı amaçlar için değil, bununla birlikte eğitim için, kişisel gelişim için de kullanılabileceğini ve ne yazık ki her zaman, her yerde
her tür öğrenciye yetmekte zorlanan bir eğitim sistemine destek olabileceğini, katkı sağlayabileceğini, özellikle de fırsat eşitliği noktasında Türkiye'de gençlere bir imkan sunabileceğini düşündük. Bu düşünce ve bu girişim bir araya geldiğinde Khan Academy bugün 41 dilde yayın yapıyor. İngilizceden sonra ilk dili Türkçe, Silikon Vadisi'nden sonra ilk ofisi İstanbul ofisi oldu. Bu günleri düşündüğümüzde misal Khan Academy olarak takviminizde neler olduğunu sormak istiyorum. İki tane sektör, alan bu zor günlerde, tüm dünyanın karantina içinde olduğu günlerde değişik bir öne çıkışın da bu zor zamanda fırsatını yaşıyor gibi hissediyorum. Bunlardan bir tanesi eğitim. Belki bir diğer tanesi e-spor olabilir. Geride bıraktığımız günlerde bir başka mezunumuzla bunu konuşuyorduk. Ve bu noktada şunu merak ediyorum Alp Bey. Bu olayı sanal yollarla icra eden bir eğitimci olarak bugünlerde çok büyük bir deneme simülasyonunun içindesiniz de aslında. Khan Academy olarak ekipçe toplandığınızda ya şunları doğru yapıyormuşuz ama şimdi görüyoruz ki bunlara daha da yoğunlaşmamız lazım. Çünkü bu kadar insan evindeyken öğrenme internetle bu kadar buluşunca şu konularda aslında yanlış olduğumuzu ya da daha ilerlememiz gerektiğini gördük gibi bir değişim kokusu alıyor musunuz? Yani bizim planlarımız açısından konuşacak olursak bu dönem tabii ki kullanımın yer yer dörde katladığı, çok daha fazla kullanıcının Khan Academy platformundan ve eminim ki diğer dijital platformlardan faydalandığı bir dönem. Çoğu platform ya da çoğu ekip altyapıyla ilgili teknik sorunlar yaşıyor. Tabii biz de yaşıyoruz yer yer. Ama burada önemli olan bence işin başından beri de farkında olduğumuz bir şey, dijital teknoloji sadece bir araç sunmakla fark yaratmıyor. Khan Academy de bir araç ya da benzer görev yapan platformlar da birer araç. Önemli olan bu aracın nasıl doğru kullanılabileceğini ve nasıl fark yaratabileceğini, fayda sağlayabileceğini anlatmak. Bu konuda yani senelerdir biz küçük bir ekibiz ama elimizden geldiğince eğitimdeki değişimi, eğitim teknolojilerinin hem öğretmenler hem öğrenciler veya üniversitelerdeki hocalarımızı da bu gruba sokabiliriz, için ne anlama geldiğini, nasıl doğru kullanılabileceğini, nasıl fayda sağlayabileceğini anlatmaya gayret ediyoruz. Şimdi bugünkü şartlarda baktığımda ben tekrar şunu görüyorum. Sözün gelimi şu anda bizim 8300 Türkçe ders videomuz var. Belki 5000 ders videomuz olsaydı ama insanları bu konuda daha çok bilgilendirebilseydik şu anda daha verimli bir kullanım olabilirdi diyorum. Ne yazık ki araçlar nasıl kullanılacağı ve özellikle de nasıl fayda sağlayabileceği doğru anlatılmadığında o farkı yaratması için önce işte şeyler, case'ler olması lazım ki örnek alınabilsin. Bu işin iletişim tarafı, insan tarafı, aracın kendisinden, hatta yer yer içeriğin kendisinden de daha önemli hale geliyor. Bundan 10 sene evvelinde öğrenme deneyiminin telefona bakarak, bilgisayara bakarak bu denli doğru, bu denli kapsayıcı olabileceğini muhtemelen dünyadaki kimse hayal etmiyordu. Önümüzdeki yıllar bu sanal yollardan öğrenme deneyimi açısında ne gibi değişimlere kapı aralıyor olacak? Biraz önce söylediğin gibi 10 sene önce belki bugünü tahmin etmek mümkün değildi. 10 sene önce Khan Academy bu işe başladığında veya daha yeniyken sunduğumuz şey dijital videoydu. Yani eğitim videolarıydı. Ve çıkış noktası da herkesin istediği an kendi hızında bilgiye dijital ortamda ulaşabilmesiydi. Aradan 10 sene geçtikten sonra bugün geldiğimiz nokta aslında videodan çok daha farklı bir şey. Biz kişiye özel bir öğrenim deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Bunu yapay zekanın her bireyi kendisine en uygun içeriklere yönlendirmesi, her bireyin eksiklerini telafi edebilecek şekilde tam öğrenmesini sağlaması ile yapmaya gayret ediyoruz. Ve aynı şekilde herkese kendi gelişimini raporlayarak, bak sen şurada eksiksin, şurayı şu kadar sürede öğrendin, bunu bildiğine göre şimdi senin kişisel öğrenme haritanda adım atabileceğin diğer noktalar, sıradaki noktalar bunlar olabilir diyerek
bir anlamda eğitimin eksiksiz inşa edilmesi, diğer anlamda da yani kariyerinde hangi yöne gitmek istediğini, akademik kariyerinde daha doğru tercih edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bundan bir 10 sene daha ileriye gidersek ne olabilir? Bir kere eğitimin artık kişiselleştirilmiş bir olgu olarak bir yola girdiği ve bu şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. Bu da şu anlama geliyor. Sınıflarda her öğrenci bugüne kadar geleneksel eğitim yaklaşımında işte sınıfın ortalama hızında belli bir tempoda, belli bir sürede belli konuları öğrenerek bugüne kadar geldi. Şu anda da dünyanın büyük bir kısmında bu düzen devam ediyor. Ama artık bilginin tamamen dijital ortamda aktarılacağı, herkesin yeri geldiğinde farklı seviyelerde ilerleyebileceği, kendine en uygun hızda ilerleyebileceği, kendi öğrenme tercihlerini yaparak öğrenme sürecinin sahibi olabileceği, yani bu sorumluluğu üstlenebileceği bir düzende, ben sınıfların becerileri geliştirmek için takım çalışması, liderlik, girişimcilik, iletişim, problem çözme yeteneği, yani burada onlarca tabii ki insani beceriden bahsedebiliriz ama bilginin beceriye dönüştürülerek gerçek hayatta değer yaratabileceği senaryolar üzerine ben eğitimin evrileceğine inanıyorum. Zaten şu anda COVID-19 krizi de bize açıkça gösteriyor ki önümüzdeki dönemde dijital teknolojiler ve bugün çalışmaları yapılan uzaktan öğrenmenin hayatımızda biraz daha kalıcı bir yer tutacağını görüyoruz. Bu da demek oluyor ki okullar tabii ki devam edecek ama rolleri işin insan tarafına, beceri tarafına evrilerek değişecek diye öngörüyorum. Anlıyorum Alp Bey. Ağzınıza sağlık. Şimdi tekrardan bu konuyla alakadar bir soru ve sonrasında da topu tamamen sizlere bıraktığımız, birazcık daha önerilerinize kulak verdiğimiz son bir soruyla yayınımızın son iki sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Peki. Özellikle siyaset bilimi geçmişinizi de göz önünde bulundurarak bu öğrenim deneyiminin gelişmesi kadar herkese ulaşması da aslında Khan Academy ve benzeri diğer birçok aktörün en büyük başlıklarından, mücadele noktalarından bir tanesi. Bu değişim içinde devletlerin, diğer kanun koyucuların, uluslararası kurumların bir noktada ucu siyasi aktörlere dokunan figürlerin desteklerini nedenli gerekli görüyorsunuz? Öncelikle bunu merak ediyorum. Çünkü sizler gibi bu yolculuğa inanan aktörler ve STFA grubu gibi bir grubun birleşmesiyle dalgalarını vermiş. Bir tarafta ilerleyen zamanlarda bu tarz aktörlerin devlet raddesinde de buluşması oldukça önemli. Khan Academy çatısında özellikle soracak olursak, sizlerin bu aktörlerle olan ortaklaşa çalışmaları hem sizin projeniz için küresel noktada ne ifade etmekte, hem de gelecekte bu sizce bir mücadele alanı mı, yoksa devletler de bu konuya daha eğilme enerjisindeler mi? Bence devletler de bu konuya eğilme enerjisinde olacaklar. Türkiye'de de yani işin aslı, Milli Eğitim Bakanlığı çoğu ülkeye göre bugünlerde daha büyük bir efor sarf ediyor. Şimdi ilginçtir, çok da söylenir ama ben de tekrar ediyor olacağım. Bugün bakanlıklara, devletten konuşuyoruz madem, baktığımızda isminde milli olan iki bakanlık var. Savunma Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı. Belki bu da teorik olarak zaten eğitimin devlet eli olmadan herkese eşit olarak ulaşamayacağını düşünerek atılmış bir adım olabilir geçmişte. Ben eğitimde birincisi paralı eğitime, yani işin finansman tarafına çok fazla inanmıyorum. Tam tersi, yaptığım iş itibariyle de eğitimin, bilginin ücretsiz olması ve daha çok insana ulaşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da eğitimde bir rekabet olmamalı. Ülkenin eğitiminin artması herkesin faydası. Bir başka deyişle devlet, sivil toplum, akademi, eğitim kurumları, özel sektör ne kadar fazla güç birliği yapabilirse bu rekabeti ne kadar aşağı çekebilir ve birlikte hareket etmeyi sağlayabilirse sistemsel değişim o kadar hızlı, o kadar kalıcı olacaktır.
deminki soruya da aslında tekrar bir referans vererek bir şey daha ekleyebilirim. Gelecekte nereye doğru gidiyor ve devletlerin de burada oynayabileceği belki önemli bir rol şu olabilir veya özel sektörün de oynayacağı rol şu olabilir. Artık lise diplomaları, üniversite diplomaları, doktora diplomaları gelecekte biraz daha önemini yitirecek. Çünkü bilgi o kadar hızlı akıyor ve dünya o kadar hızlı değişiyor ki artık çoğu şu anda ortaokulda, lisede okuyan arkadaşımız gelecekte tek bir meslek yapmayacaklar. Birden fazla meslek yapacaklar. Çünkü otomasyon, robotlaşma, yapay zeka her gün insanların elinden yeni meslekleri almaya devam edecek. Ama bir taraftan da yeni meslekler ortaya çıkacak. İşte böyle değişimin hızlı olduğu bir dünyada bizim diploma, sınav, sertifikasyondan çok doğrusal olarak öğrenmeyi ele alırsak, tam öğrenme ya da herkesin kendi dijital ortamda öğrenme verisinin kayıt altında olduğu bir sistem hayal edersek, zaten herkesin yeterlilikleri dijital ortamda bu veri hepimizin kariyerini belirleyebilecek bir noktaya gidecek. Özetlemeye çalışınca belki çok anlamlı olmuyor. Kısa anlatmaya çalışıyorum. Ama demek istediğim şu. Şu anda mesela Khan Akademi'ye de girdiğinizde çok bu anlattığımın çok daha basit bir halinde sözün gelimi Orçun hangi konuları biliyor, Alp hangi becerilere, yeteneklere sahip, sistem bunu gösterebiliyor. Bunun çok daha geliştiğini düşünürsek zaten sınava ya da diplomaya gerek yok. Kimin hangi konuda bilgili, başarılı, beceri kazanmış olduğu kayıt altında olacak bir dünyada ben küreselleşmenin de bu anlamda çok daha artacağını, gelecekte belki de bu yeterliliklerin yurt dışındaki bir üniversiteye girmek için de yeterli olacağını düşünüyorum. Alp Bey, ağzınıza sağlık. Vaktinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizlere vakit ayırdınız. Sizler yolunda bu konu eğitim olabilir, sosyal girişimcilik olabilir, master doktora olabilir veya ilgi alanlarınız olabilir. Bu yollara, bu kaydı dinlerken ilgi duymuş insanlara vereceği nacizane bir öneri var mıdır acaba diye sorsam neler söylerdiniz? Tabii dilim döndüğünce birkaç öneride bulunabilirim. Birincisi, gelecekte üniversiteden de sonra devam edecek, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla evrilecek bir dünyada bir kere doğru bilgiye güvenilir kaynaktan ihtiyacımız olduğunda en hızlı şekilde ulaşmayı öğrenirsek her zaman güncel bilgiye ulaşabilir oluruz. Bilgi çok çabuk değişiyor. Dolayısıyla birincisi bunu öğrenmemiz lazım. Kendimizi bu şekilde geliştirmemiz lazım. İkincisi, bu bilgiyi beceriye dönüştürebilmek için biraz daha işin insan tarafına odaklanmamız ve pratiğe dökebilmemiz lazım. Tabii bunu söylemek kolay, yapmak o kadar kolay değil. Beceriye dökmek demek, yaratıcılık demek, aksiyon almak demek. Yaratıcılık yeni bir fikir düşünmek değil, düşünülen yeni fikrin hayatta değer yaratabilir hale getirilmesi demek. Onun için bir şeyleri deneyip yapmadıkça fikir de ne yazık ki değerini bulmuyor, bilgi de beceriye dönüşmüyor. Biraz daha girişimci olmamız gerekecek geleceğin dünyasında. Yine söylemesi kolay ama yapması hiçbirimiz için kolay değil. İyi yanından bakarsak, eğer başarılı olamazsak bile her hata en güçlü öğrenme aracıdır. Artık öğrenerek, kendimizi geliştirerek geleceğin bilinmez dünyasında, hızla değişen bir dünyada ben daha iyi tutunup daha başarılı olabileceğimize inanıyorum. Özellikle de şu anda yaşanan değişimin kendi liderlerini yaratacağını ve bu değişimi doğru yerden okuyup yakalayabilen bireylerin de kendini geliştirme anlamında gelecekte mesleki anlamda da daha iyi fırsatlarla karşılaşacağına inanıyorum. İki şey daha ekleyeceğim. Birincisi, bunu okullarda yaptığım konuşmalarda genç arkadaşlara hep söylüyorum. Ben öyle değildim, sizler öyle olun. Profesyonel öğrenci olun. Çünkü hayatımızın bundan sonra büyük bir kısmı okul bitse bile öğrenerek geçecek. Onun için madem bunu şu anda tam zamanlı olarak icra eden öğrenci arkadaşlara söylüyorum, İşinizi iyi yaparsanız kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani burada ciddi ve hayatımızın geleceğini etkileyen bir işten bahsediyoruz. Ama bu sadece ders çalışmak değil. Bu işin ders dışı boyutlarına da odaklanmaktır. Bu da tamamen kişisel bir öneri olacak. Belki doğru, belki yanlış ama
ben hem üniversitede hem de üniversiteden sonra yaklaşık 10 sene müzisyenlik yaptım. Belki de bu şekilde dengeleyerek hayatı daha çok yönlü gözlemlemek, sadece akademik bir yolda, sadece business mindset, iş dünyası odaklı bir yolda gitmek yerine biraz daha farklı taraflarda deneyim sahibi olmak insanı çok yönlü bir bakış açısıyla buluşturacak diye inanıyorum. Benim belki de çok basit de olsa, genel de olsa tavsiyelerim bu olabilir. Müthiş. Çok teşekkür ediyoruz Alp Bey. İyi ki bu seriye konuk oldunuz. Mezun Hikayeleri serimizin bir yeni bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde üniversitemizin 2005 yılı mezunlarından Alp Köksal bizlerleydi. Devam bölümlerde farklı mezunlarımız ve kendilerinin hikayeleriyle tekrardan kulaklarınızda olacağım. Görüşmek üzere, esen kalın.